Eyvallah. Telefonu bir kapatın. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Amin. Sünnet-i Seniye dersi yapılıyor, takkesiz. Acayibime gidiyor. Sünnet-i Seniye dersi yapılıyor, kravat var. Ahir zaman işte. Bizi irşad edecek bir ders, fiile mi bakıyorsun, hiç alakası yok. Çok tuhaf ya, acayip ahir zaman. Risale dersi yapıyor, kafada takke yok. Anlamıyorum. Ustad sarını kafayla göstermiş. Bizde şimdi kafamıza vuran mı var? Ne takmıyorsun? Hem vuran mı var? Acayip. Ahir zamandır. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Çalıştım, ayarladım, topladım, bastım, geldim. Ne biliyor musunuz? Aile. Aile hayatı. Bazı cümle bir de izah, bazı yerde de izahları var. Aile hayatı kadın erkek mabeyninde mutekabil hürmet ve muhabbette devam eder. Halbuki açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir. Sözler 410. Açık saçıklık güveni yok ettiği için aileyi yıkmış. Bir milleti yıkabilmek için aileyi yıkman lazım. Çok tuhaftır, çok ama garip. Müsbet bir hükümet var. Ailenin bu kadar yıkıldığını hiçbir tarihte ben görmedim. Kadınlar çok destekliyorlar abi. Aşırı derecede yani. Bu, şimdi o kadar bir zulüm var ki. Şimdi bir aile hayatı adeta gayrimeşru zine olsun, evlenmesinler diye bir gayret var. Niçin? La kardeşim, evlenmek daha, boşanmak daha. Peki boşananın kadının hakkı nedir? Mehiridir. Bir de çocuğu babası bakacak vesaire. Ama kocanın servetinin yarısını alması, babasından bile yarı alamıyor da kocasının servetinden yarısını nasıl alır ya? Bu nasıl bir zulümdür ya? Bu nasıl bir şey ya, dine zıt ya? Bu kadar dine zıt bir şey gözükmemiş ya. Evlenmiyor ki bu sefer çocuk. Delikanlı niye evlensin? Böyle bir şey başıma gelirse diyor. Servetin, yani adam evleniyor, ben evlendim. Senin namusun ve iaşen benim üzerimde. Boşanma olduğu zaman nedir? Nafakasının dışında çocuğa nafaka, 7 yaşına kadar İslam hukukunda çocuk anasında kalır İslam hukukunda. Onun iaşesini baba yüklenmiş. Ama benim servetimin yarısını alma yetkisini şöyle dursun. Kadın babasının malından yarısını alma yetkili değil de. Sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Peki nereye itiyorsun bu milleti? Güya kadını koruyorsun. Evlenmiyor. Yani onu da belirteyim dedim. Konumuz o değil ama yani içim yanıyor. Bu aile yuvalarının en büyük dinamittir ya. Ömür boyu nafaka var abi. Ömrünün sonuna kadar kadın... Şuraya bir şey, öyle bir şey var mı ya? Var, söylesene. Allah'tan daha mı merhametlisin ölene sen ya? Ölene kadar kadın hiç evlenmese hayat boyu nafaka alması gerekiyor. Erkek maaşını çıkıyor. Yani tam da Allah'tan daha mı merhametlisin? Allah mehrini koymuş. Böyle bir şey olur mu ya? Bak başka şey. Aile hayatı kadın erkek mabeyninde mutekabil hürmet. Muhabbet de devam eder. Bir kere burada duralım. Bak, mabeyninde muhabbet, şefkat-ı mukaddesedir. Bizdeki yansıması. Yani şey, şuunat-ı zatiyenin yansımasıdır. Şuunat-ı şöyle diyeyim. Bu mevcudat Esma-ı Hüsna'dan yaratıldı. Esma da sıfattan yaratıldı. Sıfat da şuunattan yaratıldı. Şuunat da mahiyet-i zatiye. Şuunat-ı zatiyenin içerisinde ne var? Karpuz gibi yararsan 24. mektuptan, en merkezinde soğanın cücüğü gibi şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet-i münezzeh.
Çık dışarıya. Şevk münezze. Sevk münezze. Lezzet, memnuniyet, iftihar-ı münezze. Şemukaddese. Peki muhabbet nedir? Allah'ın şuunat-ı zatisinin bizdeki tayyunu. O kadar kutsi bir şey. Muhabbet oradan geliyor. Mesela aşk mı daha şeydir, yüksektir? Muhabbet mi? Aşk şeye bakar, Rahman ismine bakar, Rahman. Muhabbet ise şuunat-ı zatiyede ya. Bunu çok soruyorlar da onu da belirteyim. Şuunat-ı zatiyenin içerisinde şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, lezzet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese, memnuniyet-i mukaddese. Yani ne sayıyorum? Bir anda kavrayamazsın ama yani muhabbet tepede, aile hayatında Allah'ın kullandığı malzeme şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye aile hayatını bağlıyor. O zaman karşılıklı karı koca mukabil hürmet edecek hanım kocasına, kadın erkek diyor. Kadına hürmet koymuş, erkeğe de muhabbet koymuş. Kadın hürmet edecek, koca da muhabbet edecek. Aile hayatının yani alavera davara ortalamamış aile hayatın bugün sendelemesinin sebebi kadın itaat etmiyor. Etmiyor. Ya bunu duyacak bazıları, ya olur mu falan. Sen istisnasın. Ey bunu itiraz eder. Başta söyledim güveni zedeliyor diye. Bu kadının erkeğe olan güveni mi, erkeğin kadına olan güveni? İkisi de. Yani kadın hürmet edecek, erkek de muhabbet edecek. Böyle devam eder. Peki açık saçıklık ne yapar? Şimdi benim evimde, benim yanımda eşim pespaya dolaşıyor. Öyle dikkat etmiyor. Çıkarken yarım saat süs püs yapıyor. Peki bana güzel gözükmesi gerekirken pespaye, dışarıda kendisini ifade etmemesi gerekirken dışarıda bu kadar süslü püslü, insanın vicdanına şu geliyor. Kime kendini göstermeye çalışıyorsun? Göstereceksin, bana göstereceksin. Peki ne yapar? Ya bu ama yobaz ya, ne anlatıyor? Evet, yobazım ben. Ama aile hayatına dinamitini koydun. Sensin mi? Ben yobazım ama benim evliliğim devam ediyor. Sen mahkemelerdesin. Hani yobazdın? Hani bu yöntem kara cahillerindi. Ama onlarda boşanma olmuyordu. Osmanlılarda boşanma mı oluyordu? Niye olmuyordu? Olmuyordu işte. Din vardı hayatlarında. Ayrı. Herkes haddini bilip hududunda kalmıştı. Haddini bilip hududunda kalmıştı. Herkes hakkını biliyordu. Yani hürmet ederdi. Efendi de kocası da muhabbet ederdi. Despotluk yok ki. Burada birisini korumak değil ki. Despotluk yok kardeşim. Evde kim hakim? Allah hakim olacak. Halbuki açık saçıklık, samimi hürmet ve muhabbeti izale edip hanımın hürmetini bozmuş, erkeğin de muhabbetini bozmuş. Bugün aileli hayatının sendelemesinin sebebi birbirini aldatıyor. Hürmet etmiyor, o da muhabbet etmiyor. Bak ne yapıyor? Evi, aile hayatını açık saçıklık yıkıyor. Peki yıkılanlar hep açık saçık mı? Yok. Kapalarda hürmet, itaat yok kardeşim. İtaat yok ya. Bak burnunun doğrultusunda. Ben niye alttan almıyorsun? Evde adalet yok kardeşim. Evde hak yok kardeşim. Haddini bilip bulun. Ne var? Merhamet var. Şefkat var. Af var. Af. Ne adaleti ya? Adalet sonra geliyor. Adalet nerededir? Daha sıfattadır. Şefkat ise şuunattadır ya. Şefkat vardır. Bak şuunatın içerisinde ne var arkadaşlar? Şuunat-ı zatiye. Yukarıdan aşağı mahiyet-i zatiye. İn aşağı şuunat-ı zatiye. İn aşağı sıfat, esma. Vacibül vücut alemi. Şimdi mahiyet-i zatiye bilmiyoruz. Onun altında ne var? Şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiye de ben bunun şey için kategori gösteriyorum. Şuunat-ı zatiye karpuz gibi olursa, soğan gibi olursa en cücüğünde, en merkezinde şefkat var. O merkezden dışarıya çıkıyorum, muhabbet var. Sonra sevk var, surur var, lezzet var, memnuniyet var, iftihar var. Endiş bu. Anlıyor musun ya? Muhabbet ta tepede. Aile hayatını şuunat-ı zatiye ile macunlamış, birleştirmiş aile hayatını.
itaat etmiyor kadın. Genelde yani, ekseriyeti mutlaka itibariyle etmiyor ya. Bütün kavgalar oradan çıkıyor. Bütün ekseriyeti, bütün demin ekseri oradan çıkıyor. Kadın hürmet edecek, erkek de muhabbet edecek. Ya hürmet esmadır, muhabbet şunat-ı zatiyedir. Yani kadın, kadını Allah öyle koruyor ki sen hürmet et diyor esmaya bakan. Erkeğe diyor ki sen muhabbet et, o da şunata bakar. Erkeğin kadına kullandığı malzeme şunat-ı zatiyenin bizdeki uyanışı. Ötekisi esmayı kullanıyor. Yani kadını daha koruyor. Ama kadın da işte zaafı ne? İtaat etmiyor. Sen, ben de ben diyor. Aile hayatını ne yapmış? Zehirlemiş. Neyi zehirlemiş? Açık saçıklık zehirlemiş. Yani insan, yani sen bu kadar insan, erkektir de erkeğiz, biliriz. Lan benim yanımda pes bayesim, böyle dışarı böyle süslü püslü çıkıyorsun da, yani ne demek yani bu? Diyor. Haşa, öyle bir niyeti yok ama zaafı var yani. Ne zaafı var? Biz erkekler ne kadar bakmak istiyorsak aynı şiddetin 9 katı kadın göstermek ister. Erkek ne kadar bakmak istiyorsa kadın ondan daha fazla göstermek meylindedir. Rabiatül Adeviye Hasan-ı Basri Hazretleri evlenme teklifi yapmış. Demiş ki ben demiş 7 tane köpeği bağladım, sen bir tane köpeği bağlayamadın. Yani biz görmek arzusu 1 ise kadın gösterme arzusu 7'dir. Onun için sokakta onlar daha cemiyeti bozuyor. 7 kat olduğu için. Açık saçıklık samimi hürmet ve muhabbeti izale edip aile hayatını zehirlemiştir diyor. Bak 410 sözler. Taife-i Nisa, kadınlar şeyi, şer-i İslam onları rahmeten davet eder eski yuvalarına, hürmetleri orada, rahatları evlerde, hayatı ailede. 727 sözler. Bak Allah rahmet olarak kadını dolmuşlara, metrolara sokmuyor. Erkekle mücadeleye sokmuyor. Erkekle mücadele mi edilir? Erkek erkeğe zor ediyor da. Erkekle kapışılıyor. Öyle itmiş cemiyet. Siz de onlar gibisiniz. Değilsin. Bir kere bedensel, fizyolojik yapın buna müsait değil. Peki hangisi üstün kadın? Hiçbirisi birbirinden üstün değil. Allah nazarında üstünlük takvadadır. Anladın mı? Kadının, mesela kadının yaptığını erkek yapamaz. Erkeğin yaptığını kadın yapamaz. Çocuk emziremezsin, doğuramazsın. O konuda, o işi o. Üstün mü? Yani çocuk emzirdiği için bizden üstün olmadığı gibi, biz de kuvvetli olduğumuz için, yani iaşe bize yüklendiği için biz de üstün değiliz. Üstünlük Allah katında takvadadır. Öyle bir şey yok yani. Peki nedir? O vazifedir ya. Sana attığı donanımla, sana hangi sistem verdiyse ona göre bir vazife vermiş. O vazife üstünlük değil, senin vazifendir. Anlıyor musunuz? Çok ilginç ya. Buna çalışarak geldim ya. Oysa bugün 4-5 saat dima dersini yaptık. Dima yok. Bu başka bir şey. Yeni şeyime geldi. Kadının kullandığı, evde kullandığı çimento hürmet. Baktım ki hürmet esmaya bakıyor. Erkeğin aile yuvasında kullandığı çimento muhabbet. Dedim Allah Allah. Hürmet ve muhabbet. Böyle soru soruyorum kitaba. Sonra hangisi kaliteli? Muhabbet şunat-ı zatiye bakıyor. Kitap okuyanlara duyurulur bu. Yani yüksek kalite orada kullanılıyor. Çünkü yuvayı birbirini tutan bu iki sıfattır. Hürmet ve muhabbet. Bunlar ikisinden bir tanesi sıkıntı gördü mü artık sendelendi. Neye benziyor biliyor musun? Sendeledim deyince benim hatırıma şöyle geliyor. Araba kullanıyoruz hepimiz. Burası Çıksalın, Ok Meydanı, Çıksalın. Burada kar yağdırıldığı zaman buz oluyor ya. Burada arabayı tutturmak çok zordur. Tepe ya. Böyle inişli çıkışlı. İstanbul'da zordur. Her yer böyle olamaz. Burası çok ilginçtim. Ben burada büyüdüğüm için söylüyorum. Hasköy çocuğuyum yani ben. Çocukluğum geçmiş. İnişli çıkışlı böyle. Çok tepeli.
Burada bozulunca arabayı tutturamazsınız kardeşim. Aynı bunun gibi. Hürmetle muhabbet kattı mı bu sistem bozuluyor. Sistem bozuluyor, sistem. Buzdaki kayan araba gibi. Direksiyon hakimiyeti yok daha. Allah bunu oluyor. Bir daha arkadaşlar, aile hayatının çimentosu hürmet ve muhabbet. Hürmet kadından, muhabbet erkekten. Ben 400 küsür tane psikoloji ders yaptım. Bir şey anlatmak için söylüyorum. %80 ve 90 aile hayatının sorununu kadının itaati bozmasından kaynaklanıyor. İtaat etmiyor. Dikleniyor. Dik kafalılık yapıyor. %90 ve 400 tane ruh eksenli psikoloji dersi yaptım. Doktorların biyolojik eksenli psikoloji dersim değil benim. Ruh. Ruhiyatçı olduğum için bak, hürmet ve muhabbeti bile tahlil ettim. Hürmeti kadına, muhabbeti erkeğe veriyor. Genelde o çalışan kadınlardan daha fazla oluyor. Yani çalışan kadınlarda mesela sokaktaki lafıyla şey yapayım. Ya şu hükümet var ya diyor, kadınlara böyle maaş verdi falan diyor, evlenmeyi de bıraktı falan. Kadın bir hakikat payı var. Kadın zayıftır, tamam mı? Bir erkeğe dayanmak zorundadır. Böyle bak. Böyle bir yere daha. Hani var ya köpeğim beni de, sert olsun da beni de kapsın diyor. Kadının fıtratında erkeğin sert olması ilk önce kızı arama hissiyatına, nefsaniyetine gelmez ama kadına güven getirir. Yılışık. Uğurla kararlı kuvvet. Ciddiyetsiz bir erkekte kadın dayanmak istemez. Ona güvenemez. Kadın. Yani böyle bir şey gördü. Kadın bu sefer o hürmetini, itaatını ne bozuyor? Açık saçıklık aşağıya da gelecek. İyaşeyi kendisi yükleniyor. Bak İslam hukukunda bir erkeğin evi varsa aile orada, onun zekatı yoktur binanın. Değil mi? Havayıcı asliyedendir. İyi dinleyin bak. Kadının bir dairesi varsa onun zekatı var. Niye biliyor musunuz? Kadın iyaşe ile yükümlü değil. Sen onun maldır senin. Senin onu bu vazife erkeğe yüklemiş. Sen niye çalışıyorsun? Kocaman şey yok. O zaman evlenmeyecek kardeşim. İyaşeyi temin edemeyecek adam evlenmeyecek. Tamam. Bugün kadınlar eve gelse, işi bıraksa, boş erkekler çalışsa işsizlik kalkar. Peki niye gelsin eve? Kardeşim rahatın orada senin ya. Erkekle yarışmayı mı seviyorsun? Erkekle nasıl yarışacaksın? Bak perişan oldun. Bak yapılana bak. Bir kere kadının en büyük düşmanı kadındır. İş yerine gidince, dün giydi bunu. Bir hafta önce giydi ya. Oğlum, bir hafta önceki elbisesi ya. İster istemez değişik giymek zorunda. Biliyorum ben. Peki ne yapacak? Aldığı maaş 10 lira. Bir kere orada değişik elbise giymek zorunda olduğu için 10 liranın 5 lirasını harcayacaktır. 2 lirasını da yola verecektir veya yeme. 1 lirasını da kreşe verecek, çocuğunu verecek. Başka kadına diyecek ki benim çocuğuma analık yap. Kazandığım parayı zaten bitirdim. 1 lira bile eline kalmaz. Niye kazandığın parayla başka kadına analık yaptırıyorsun da o parayı alma, çocuğuna sen ana ol. Anlıyor musun bakmadığını? Kazandığın parayı kreşe bir kadına diyorum ki çocuğuma ana ol. Kazanmam çocuğuma, ben ana olurum. Ben kendi çocuğumu terbiye edemiyorum da elin kadını benim çocuğumu terbiye edecek. Bizim gibi uyduruk adam çıkıyor işte. Kardeşim, Allah makinenin sahibidir. Sistemin sahibidir. Bu sistem nasıl çalışır? Nasıl rahat eder? Şöyle. Şer'i İslami, İslam, rahmeten, onları da salardı. Hadi yarışın derdi. Yarışın deseydi kadın zayıf. Ona da güç vermesi lazım. Kadının bedensel, fizyolojik yapısı buna müsait değil. Erkekle yarışmaya. Niye bu mimsiz medeniyet erkekle kapıştırmaya başlamış? Erkekle kapışılır mı? Kadının vazifesi ayrıdır, erkeğin ayrıdır. Şimdi kadının vazifesini erkek de bakıyor, erkeğin vazifesini kadın da yapıyor. Anladın mı?
Yani acayip bir şey ya. Erkeğin yaptığını nasıl yapacak o ya? Bu merhamet midir? Adalet nedir biliyor musunuz? Adalet. Fıtrata uygun iş vermektir. Mesela adalet eşitliktir diye köpeğe et attın. E sığıra da et atabilir misin? O da hayvan, o da hayvan. O da insan, o da insan deyip de ata ve köpeğe veya kediye eşit verebilir misin? Lan sığıra ot vereceksin, köpeğe de et vereceksin. İkisi de hayvan diye eşitlik var. Tamam, uygula eşitliği hayvana. Ahıra indik. Orada sürüyü koruyan köpek var. Ona kemik veriyoruz. Koyuna da kemik ver o zaman. O da hayvan, o da hayvan. O köpek. La hayvanda bile ayrılıyor ya. Hani eşitlik vardı? Eşitlik öyle değil. Eşitlik fıtrata uygun davranmaktır. Gözden kulağa istememek, kulaktan gözün vazifesini istememektir. Adalet değil o. Adalet eşitlik değil kardeşim. Hiç bilenle bilmeyen eşit midir diyor Kur'an'da. Eşit mi olacak şimdi? Anladın mı? Nasıl eşit olacak ya? Emeğe saygı yok mudur? Fıtrata da uygun davranmak. Mesela profesör girdi. Üniversiteye derse giriyor. Liseye giriyor. Ortaokulu, ilkokuya. Şimdi üniversitede konuştuğu uslupla ilkokula konuşabilir mi o profesör? Adalet nedir? Muhataba uygun konuşmaktır. Adalet nedir? Muhataba uygun davranmaktır. Adalet nedir? Muhataba uygun vermektir. Fazla da vermek zulümdür, az vermek de zulümdür. Kadının hakkı olmadığı şeyi vermek zulüm olduğu gibi hakkını da vermemek zulümdür. Zulümdür kardeşim, zulüm. Zalum yani. Sıgasıyla kullanılmış. Şer-i İslami onları rahmeten davet eder. Rahmeten davet eder eski yuvalarına. Yuvana gel. Peki az iş mi yapıyor? Ne yapacak? Ev hanımı diyemiyor bile. Lan ev hanımı kadar kutsi, mübarek, yüce bir iş var mı? Sen iş yerinde elin adamının muhasebesini tutuyorsun. Elin adamının bir mutfağında, yemekhanesinde çalışıyorsun. Evinde çocuk yetiştireceksin. İnsan tamircisisin. İnsan yetiştiriyorsun. Öteki sen evrak imzalıyorsun. Yani babak bunlar hangi kutsi iş ya? Ev hanımıyım. Veya ötekisi muhasebeciyim. Gururlu gurur diyor. Sanki ev hanımı olmak basit vadi şeydir ya. Lan bir tanesini insan yetiştiriyorsun ya. Bir tanesini galeride araba satıyorsun ya. Kıyas edilir mi ya? Allah'ını seversen ya. Ya ben mi kafayı yedim? Biz mi kafayı yedik ya? Bak insan yetiştirme makamından terbiye, mürebbi terbiye makamından alıyorsun, evrak imzalattırıyor. Gelen maliyedeki evrakları dolduruyor. Çocuğunu da vermişsin elin kadınına analık yapsın diye. Lan onu kim yetiştiriyor? Ondan daha kutsi bir vazife var mı ya? İnsan yetiştiriyorsun ya. Evrak doldurmak nerede? İnsan yetiştirmek nerede? Bundan daha kutsi bir iş olur mu ya mukaddes? Cennet babalarının ayağının altındadır dermiş. Ters mi söyledim? Ya. Hadi bakalım uyanın. Demek ki babaların ayağının altında değil, değil mi? Ben olsam ne derdim biliyor musun? Peygamber erkek değil miydi? Cennet babalarının ayağının altındadır. Eylemini anlatıyor, eylemini. Ayağın altında o ayak, öpülesi ayakla aile durur böyle. Onunla durur aile. Yoksa cehenneme döner ev. O ayak önemli. Nerede o ayak? Hani var ya hadisi, kutsi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam söylüyor. Seven kulumun gözü olurum, ayağı olurum, eli olurum. Ne demek biliyor musun? Gözü olurum, Allah'ın hoşlanmadığı şeye bakmaz. Allah'ın hoşlanmadığı ayak, Allah'ın o ayağı olurum demek. O ayakla Allah'ın hoşlanmadığı yere gitmez demek. Gitmez. Allah'ın hoşlanmadığı şeyi dinlemez. Kulağı olur. Rahmeten onları davet eder eski yuvalarına. Eski. Niye? Eski. Hürmetleri, hürmet diyor da hürmetleri orada. Nedir o? Mesela hepimizin babaanne şeyleri var. Büyük annelerimiz var.
Yani o mübarek, nurani, ne saygı yani. Her şeyini bak nasıl yapıyoruz. Şimdi bakıyorsunuz Yeşilçam'da artistler vardı değil mi? Onlar da babanın yaşında oldu. Bak kimsesizlikten ölmüş ölü bulunuyorlar evde. Hürmet yok. Kim edecek? Çünkü yaşarken izzetini, şerefini kaybettiği için, mebzul mete olduğu için, hani adi bir şey gelince kimse de o vicdanen hürmet olmuyor. Ama babaannelerimiz, baba nasıl hürmet ediyoruz buradan? Nasıl seviyoruz değil mi? Evine gidiyoruz, dua istiyoruz. Nasıl korunuyor dede, baba, anne sarılıyorlar. Niye? Bak hürmetleri orada. Bak hürmetleri orada, evde. Rahatları evlerde. Hayatı, hayatı ayrıdır. Ne kadar sıcak bir şey ya. Anladın mı? Nasıl aile hayatı. İnsan küçük bir cennetidir diyor lemalarda. Bu neredeydi? 727'den okudum sözlerde. Lemalar 141. Abi bir şey söyleyeceğim de bu İslam bloktan bunu şeyi çok söylüyorlar. Mesela Peygamberimizin hanımı Hazreti Hatice ticaretle uğraşmış, çalışmış diyorlar. Bu sonradan gelen İslam'ı yanlış anlamış, kadınları evi kapatmış diye. İslam'ı kılıp şey yapılıyor. Hazreti Hatice çalışmış, ticaret yapmış diyor mesela. Şimdi kadınlar çalışmasına izin verilmiyor falan tarzında. Bu daha çok etkiliyor insanları yani. Peygamber Hazreti Vesselam'ın mutadi tanımları vardı. Bir tanesi Hatice validemizdi. Peygamber kasten çarpıtıyorlar. Tabii. 25 yaşındaydı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kendisinden 15 yaş büyük kadını ve iki defa evlilik yapmış bir kadını alıyor. Evet. Alınca ne yaptı? Bıraktı, peygamberimiz eşi bıraktı. Peki ne yaptı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hira'ya her gün gidermiş. Hatice validemiz 3,5-4,5 saat sürüyor. 4 saat, 3 saat. Her gün iki defa giderdi. Suyunu, erzanı götürürdü. Bir gün dememiştir ki, ya Muhammed evde otur da ben yani 3,5 saat gideceğim, 3,5 saat geleceğim. Günde iki defa Hira'ya erzanı götürüyordu. Hani ticaret yapıyordu? Zaten peygamberimiz de evlenmeden önce gene ticareti başında bulunuyordu. Kendisi gitmiyordu ki. Aynen. İşçiliyor. Peygamberimiz onun o kafilede işçiydi. Öyle anlatılmıyor abi işte. Başka anlatınca da milletler de bize sünnet uyguluyoruz. Peki, yapmıştı, peki Ayşe validemiz ne yapmış? O da hanımı. Orayı söylemiyorlar hiç. Ta işimize gelmiyor. Sana burayı anlat bakalım. Kardeşim biz ne hocası? Ne hocası? İşimize geleni yapıyoruz. Bir tanesine dedim ki X birisine sinemada kamera. Sinema, piyasa sinemasının kameranı. Nurcu kamera çekiyor. Filmi çeken zat, teknisyen. Dedim ki caiz olup olmadığını dedim. Sordum tabii dedi. Rüştü abiye sordun mu dedim. 1983. Yok dedi, ben falancaya sordum. Rüştü abiye niye sormuyorsun dedim. Ne dedi biliyor musun? Ona sormama gerek yok dedi. Çünkü ne diyeceğini biliyorum dedi. Herkes kime ne soracağını biliyor Abdurrahman. Aynen, çok güzel. Aynı öyle dedi. Herkes biliyor. Kimse cahil değil. İnan, cahil benim. Saf benim. İnan, en saf benim. Herkes biliyor. 1983 veya 82 yalan olmasın. 82, 83. Niye Rüştü abiye sormadı bu kamera çekmek, her türlü filmi çekiyorsun? Onun ne diyeceğini ben biliyorum dedi. Herkes biliyor. Herkes ne yaptığını biliyor. Ya. Acayip bir şey. Sakın siz ve siz olun, aile hayatında müdahil olurken tek tarafı dinleyip sakın karar vermeyin. Vitrine çıkarttıkları ile arkada, depoda, odada sakladıkları çok farklı. Hakemlik yaparken önümüze çıkarttıkları ile arkada sakladıkları hiç alakası yok. Ben diyorum ki bırak şimdi. Bu vitrine çıkarttığını bırak. Arkayı söyle bana. Bu değil bu. Boşanmanın, ailevi dağıtmanın, çocuğu anasız, babasız bırakmanın sebebi bu değil. Bana böyle dedi, bilmem ne yaptı, bu olamaz. Arkayı söyle. Arkayı söyle sen, arkayı. Kibir, gurur. Bak, Firavun da insandı. Allah Firavun yaratmadı. Geylani'yi de insan olarak yarattı. Firavun'u da. Nemrut'un ne özelliği vardı ki Nemrut oldu? Arkadaşlar, hangi sıfat öne çıktı ki Nemrut oldu? Kibir. Benlik. Hayır, benlik. Kibir de yok. Yok. Ney? Gurur. Hayır. Nemrudane
inadı diyor. Allah'ım. Risale'deki cümle. Nemrudane inadı. Firavunane kibiri. Kibiri. Firavunu firavun yapar kibir. Nemrut'u Nemrut yapan inat. Batıla inat. Batıla gurur. Risale'de geçen sıfat Abdurrahman o. Nemrudane inadı diyor. Evde tam inat ediliyor, kibir ediliyor. Başka bir şey yok. İki sıfat. O da hürmet ve muhabbet de yok olur. Niye inat ediyorsun batıla? Niye kibir ediyorsun? Firavunane kibri. Taştı taştı diyor, yükseldi diyor. Nemrutane inadı. Risale'de geçen sıfat. Bir insan şu dört süzgeçten şey efsaftan geçtikten sonra bozuluyor. Yani bozulma safhası ilk önce Risale'de nasıl geçer? Maymun olur. Taklitçi olur. Ya bir şey olmaz zannıyla. Onu bunu taklit eder. Ne derler diye yaşar. Kendisini yaşamayı unutur. Birincisi maymun. İkincisi nedir? Bozulmanın süreci. İkincisi? Kayı. Ha? Kayı belki mi? Yok. Çakal. 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 Üçüncüsü? Ayı. Yılan mı? Yılan. Dördüncüsü? Domuz. Ayı. Beşincisi? Domuz. Risale'de o sıralıyor. Ama demiyor tabii. Lazca demiyor ki insanın bozulma süreci böyle 1, 2, 3 diye. Sen ihtiyat ediyorsun. Yani ilk önce başkasını yaşamak. Yani kendini yaşamayı unutmuş. Taklit ediyor. Ne derler diye yaşıyor. Ne derler diye araba alıyor. Ne derler diye giyiniyor. Ne derler diye şey yapıyor. Hep ne derler. Bu artık yapa yapa maymun oluyor. İlerleyince artık çakal oluyor. Tamam mı? Ne? Güya uyanık böyle öyle. Çok şey zannediyor. Zulüm şey yapıyor. Ötekisi yılan. Zehirlemekten zevk alıyor. Tahripten zevk alıyor. Yılan su içer, zehir akıtır. Arı su içer, bal akıtır. Tamam. Dördüncüsü nedir? Vurup kırma, ayı. Öyle kaba diye vurma, kırma. Öyle. Evde. Böyle bazı zalim erkekler var. Bunlar ayı ayı. Bu dört süzgeci de geçmiş. Vurmak, kırmak, zulmetmek. Ya çocuğa vurmaktan, atmaktan, kırmaktan, onu bunu kandırmak çakal. Onu bunu yaşamak. Ne zaman yaşayacaksın? Bu kim ilk? Maymun. Onu bunu aldatan var ya güya. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, aldanan kimdir? Aldatandır. Eğer şeytanı aldanmasaydı aldatamazdı. Onun için aldatan aldanandır. Şu güzel vecizeye bak. Sen şeytanı aldanmasaydın aldatamazdın. Onun için aldatan aldanandır. Ahireti göreceksin o aldatmanın çakallığı ne demek o. Uyanıklık değil mi? Oo meziyet zannediyorsun. Birincisi maymun. İkincisi çakal. Üçüncüsü yılan. Zulmetmekten zulüm. Yani hak yemek çakal. Zulümden yılan. Vurup kırmaktan zevk alıyor. Ayı. Namusunu kıskanmıyor. Domuz. La yetulu cenneti illa deyyus. Hadis. İlla namusunu kıskanmayan cennete gidemez. La yetulu cennete. Cennet. İthal olmaz, giremez. Namusunu kıskanmıyor. Biraz ağır mı gidiyor? Değiştireyim mi? Yok, çok güzel. Çok İktisat eden, geçinemiyorum abi. Ona ait bir cümle. Lemalarız 41. Topladım külliyattan. İktisat eden, maişetçe aile zahmeti ve meşakkatini çok çekmez. Çekeremez. Çok mu çekiyorsun? İktisat etmiyorsun. Tamam. İktisat etmiyoruz. Etmiyoruz. İktisat etmiyoruz. Bir ses duymuştum. Hani hayır, hani dünkü ekmek, hani sabahki ekmek. Ya Allah Allah. İktisat eden diyor, bir daha okuyayım. Maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çekmez demiyor. Çok çekmez. Az çeker. Kardeşim bu dünyada biraz çek de ya. Evet, sanki ben çekmiyor muyum? Bir ailenin saadet hayatiyesi noktalı virgül. Bir ailenin
dünya saadeti neye bağlı? Bir, karı koca mabeyninde bir emniyeti mutekabile, birbirine emniyet edecek, güvenecek. Bir de samimi bir hürmet ve samimi bir muhabbetle devam eder. Ne ekledi burada? Emniyet. Güvenecek. Ondan onu saklıyor, ondan onu saklıyor. O onun kuyusunu kazıyor, o da onun kuyusunu kazıyor. Kahvelerde, şurada burada, toto lotolarda kumar oynuyor. Kadın da hastanelerde çalışacak. Getirdiği parayla aileyi zor geçindirecek. Yetmez. Kadının maaşına, kartına bir de para çekecek. Bu zalim, böyle zalim erkekler de var yani. İnsanlık dışı mahluklar da var böyle. Aile hayatını erkeğe yüklemişken hani yapmıyorsun toto loto. Hikaye anlatmıyorum ben, uydurmuyorum. İçim dolu. Belli oluyor değil mi? İçim dolu. Öyle örnek verdim, canı alın. Olağanı örnektir. Hani aile hayatını, maaşını erkeğe yüklemişken yapmıyorsun. Kumar oynuyorsun. Toto lotolar, faiz bilmem şey, borsaları oynuyorsun. Yetmiyor. Kadının parası evde maaşıyla zor geçiniyor. Evi o yükledin. Yetmiyor be, Allah'tan korkmaz. Onun maaşına, kartına bir sürü kredi çektim ben. Sen hiç Allah'tan korkmuyor musun? Kadın da çocuklarını terk edemiyor. Ben olsaydım 10 defa terk ederim ama ben erkeğim. Dedim ki niye terk etmiyorsun? Terk et dedim ya bu zalimi. Onu da maaşeteki zahişet sana ait zaten. Erkek sana bir şey katmıyor ki. Ne dedi biliyor musun? Sen hiç ana olmadın ki dedi. Hanım olmadın demiyor. Yuva nedir bilmezsin sen dedi. Evlatların ne olduğunu. Nelere katlanıldığını sen bilmezsin dedi. Vay anasın. Üzerime öyle su döküldü ya. Sen ana olmadın ki. Ana dedi her şeye katlanıyor işte. Böyle de var, böyle de var. Biraz önceki dersin başında böyle zalim kadın vardı. İtaati işe var. Böyle zalim de erkek var ya. Peki sebebi neymiş biliyor musun? Bu kadın böyle, bu adam da böyle, böyle olmasının sebebi gelecek ama ben biraz acele edeyim. Aile hayatını herkes haddini bilip hududunda kalmasına sebep ahirete imanın azlığındandır. Eğer imanı bir ahiret, yani ahirete iman o aile hayatına hakim olsa herkes haddini bilip hududunda kalır. Kimse kimseye zulmetmez. O aile cennet hayatı olur. Eve veya kadın eve gelirken akşam veya o heyecanla gelir, şevkle gelir. Evde ahiret inancı, hak hukuk, Allah'tan korkmak, bu benim refikayı hayatım, bu eşim, dünyadaki eşim sırf değil, ahirette de refikayı hayatım olacak inancı olsaydı onu yapabilir mi? Allah o eşini, Ahmet eşini senin ahirette hurilerden daha güzel yaratılıp sana verecek. Nasıl davranacaksın? Bir de arkadaşın senin. 60 senelik arkadaş değil ki. Sonsuz hayatın, sonsuz hayatında ebedi öyle demiyor mu arkadaşlar? Hepiniz külliyat okuyan insanlarsınız. Refika-i hayatı dünya için değil ki. Dünya neymiş ya? Bu refika-i hayatı ahiretteki ebedi hayatına aynı sebep olacak. Bu da beraber olacaksın. Ahirette de senin refika-i hayatın olacak. Hani 60 sene de geçecek. Orada ne diyeceksin yüzüne? Sana diyecek ki bak böyle böyle yapmıştım ben. Bak ne kadar sabretmiştim sana. İyi ki sabrettim, bak beraberiz. İnsan utanır değil mi? Ya. İmanı bil ahiret. Ahirete iman eve hakim olursa boşanma daireleri olmaz. Ne kadar imanı bil ahiret azalırsa evde boşanma daireleri çoğalır. Boşanmak da kadın ve erkeğin izzeti şerefine, imanına, İslamiyetine yakışmaz diyor ustam. Mahkeme koridorlarında mahrem şeylerini serişte etmek, elin adamı, hakim dayı olsa elin adamı, avukat, savcı dayı olsa elin adamına en mahrem şeyleri, en namahremlere söylemek, bu kadar haya, bu kadar edep, bu kadar namus, izzet, şeref ayaklar altına alınabilir mi? Yani insan utanıyor ya. İslami haysiyet ve şeref buna müsaade etmez diyor ustad. Zora kalırsan diyor, köylü kadınlar gibi iyi aşini çalış yapabilirsin diyor. O da harama
ve istismara alet olmamak şartıyla. Hani o zor durumda köylü kadınlar gibi. Ya bak kaldın, kocan vefat etti, çoluk çocuk. O zaman izzetini, şerefini korumak, istismar olmamak, namusunu, iffetini korumak şartıyla iyaşını kazanabilirsin diye söylüyor kadına. Kadın, Lemalar 198. Kadın aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle. İçişleri Bakanlığı. Bak kadın aile hayatında müdürü dahili olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memurudur. Kadın dahiliye müdürü olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evladına ve her şeyine muhafaza memurudur. Valla işte ne kadar rahat. Mesela bana sordular ki şey, X gruptan geldiler. Devletin şey. İslam hakim olsa bankalar ne olacak dedi. Kadınlar piyasada ne olacak diye. İki soru sordu, birkaç soru sordular. Bankalar ne olacak? Yıkılacak mı, kalkacak mı? Hayır. Kar ve zarar ortaklığı olursa banka bankalıktan çıkıyor. Bak, hiç müessesesi bozmuyorsun. Sanayiye dönüşüyor banka. Peki kadın ne olacak? Yani işsizlik ne olacak? Kadınlar aile hayatında en şerefli, en kaliteli, en yüksek vazifeyi insan yetiştirme makamına, kreşler öyle değil mi? Çocuk yetiştiriyor. Onlar daha kreşlerdeki analardan daha kaliteli. Kendi çocuğuna ana insan yetiştireceksin. Kadınlar evde aslı vazifesine dönerse, işsiz olan erkekler de kadınların o erkeklerle yarıştığı işe geçerse işsizlik de kalkar, fitne de kalkar ortadan. Bak, gördün mü? Abi, anne şefkatinden mahrum büyüyen çocuklarda ciddi psikolojik rahatsızlıklar var. Evet, hem de ne kadar. Son şey yapmıyorum da ona. Hem de ne kadar. Hırçın oluyorlar, bağnaz oluyorlar, altına kaçırıyor. 7-8 yaşında oldu, 10 yaşında. Ondan sonra artık doymuyor. Ona ne yaparsan yap, kesinlikle bağnaz, geçimsiz, huysuz, kuralsız, doyumsuz, memnuniyetsiz, ver İstanbul'u çocuğa, mümkün değil. Ana şefkat, şöyle tabii girmiyorum uzatın diye, evde çocuk alıcı, radar gibi. Babanın misyonu, babanın sirayeti, insiba, yani onu boyalaması ile, annenin boyalaması ile inşa olur. Babanın boyalaması ile Kur'an disiplini öğreniyor. Annenin boyalanması ile de iç yapı yapılanıyor. Anne çok ciddi. İçsel yapı var ya, şefkat, muhabbet, haya, edep, bu vefa. Hep bu içsel alemi, hissiyatı ve duyguları onaran, birbirine aitli yapan anadır. Fikriyatı ve eylemsel hayatı onaran, kurala koyan babadır. İkisinin vazifesi acayip bir şey. Fikriyatı ve hayati disiplini babadan, içsel alemindeki hissiyat ve latifeleri kıblesine koyan, birbirine uyumlu hale getiren, armoni yapan annedir. İşte Hasan abi, geleceğin annelerini iyi yetiştirmek lazım ta ki iyi bir nesil yetişsin. Yani şimdi evet, mektepleri iyi yetiştiriyor. Ben korkuyorum okula, bazen okulun konferans salonlarına gidiyorum, cenazelere, düğünlere vesaire. Belediyenin beni çağırdıkları konferans veriyorum. İnan üniversitenin konferans salonuna giderken ne kadar tedbirler alıyorum. Ben korkuyorum. Oraya çocuğunu gönderiyoruz. Ya ne yapacağız, göndermeyecek miyiz? Ben bir şey demedim. Bana saldırma. Kadının vazifesi, yeri belli. Vazifesi, yeri belli. Alıştığınız hayatı doğru zannetme. Merkeze onu koyup, pergelin ucunu da oraya koyup ona göre düşünüyorsun. Hele siyasi kafalar, şuna bak, şuna bak diyor. Sen orada Allah'a sorarsın, söylersin. Haşir meydanda Allah'a dersin. Şuna bak, şuna. Perişan edildi. Nesil ne hale geldi? Hayasız, edepsiz, hırçın, hak bilmez, hukuk bilmez, adalet bilmez. Yani bir ışık için, kırmızı ışık gibi arabaya bana baktın diye adam vuruyor. Ya bunu da ana baba yetiştirdi da. Ne ana babası ya? Ana babası çalışıyordu. Ne, kim yetiştirecek?
bu olanlar ne ya? Yani cinnet geçirip karısını, çoluk çocuğunu doğrayan kimdir? Anasız babasız yetişendir ya. Muhabbetten, merhametten, şefkatten, hayadan, hak ve hukuktan mahrum olmasaydı yapar mıydı? Hak bilmez, hukuk bilmez, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Nasıl yetişti? Anasız babasız. İşte bu sistem. Meyvesi bu. Tamam, ben bu sistemi demiyorum. Ağaç, kışın ağaç canlı mıdır, armut mudur, şeftali midir? Baharı bekleyin. Çiçek vermişse canlıdır, armutsa şeftali değildir. Aa, bu sistem doğru mu yanlış? Meyvelerine bakın, nesil bu. Ben uydurmadım, gökten de gelmedi bu nesil. Bu nesile bakın, bunu çıkartan, üreten sistem bu. Memnunsanız sistem doğrudur. Ben ne meyveden bahsediyorum kardeşim. Ağaç armut vermişse suç. Ben armut dememle ağacı tahkim ediyorum. Vay armut dedi. Lan meyve armut. Ben ne yapayım ya? Meyvesi bu. Acemiyeti meyvesi bu. Ya bana kırmızı ışıkta böyle dedin. Önüme makas kırdın, şey yaptın diye adam vuruyor ya. Bunu kim yetiştirdi? Çoluk çocuğunu doğuruyor ya cinnet geçiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu ya? Karısını kesiyor. Kocasını bilmem ne yapıyor. Siyanür içiyor daha bir geçer işte. Evet işte. Üç tane çocuğu var. Kadın çekip gitti. İnternette tanıştığı şeyle. Evet. Benim daha şeyim yok. Facebook'um yok, Twitter'm yok. Benim yok ya. Yok. İsmimle çalıştırıyor da dersten atıyor. Ama şahsen ne şifreyi biliyorum ne bir şey biliyorum. Niye? Ben enayi miyim? Ben de gireyim oralara oynayayım. İşim çok ya. Ben niye zehirleneyim orada? Onun için mutluyum. Huzurluyum elhamdülillah. Kötü olmaya zamanım yok çünkü. Niye kafamı enkazlara, ben İstanbul çöplüğü müyüm ki pisliği doldurayım? Hem pisliği doldur hem mutlu o. Lan pozitif kuyusunu kapağını açarsan pis kokuyu alırsın. Almak istemiyorsan kapağı açma. Lemalar 198'den okuyorum gene. Kadının aile hayatında en esaslı hasleti, aile hayatında en esaslı özelliği nedir? Şefkat. İyi yemek yapan, şefkat. Çok güzeldir. Şefkat. Çok böyle, şöyledir, böyledir. Nedir abi? En esaslı hasleti bir? Şefkat. Başka? Diyecek var mı? Mudi olmaz. Sadakattır ve emniyettir. Aile hayatının çekirdeği olmazsa olmaz babası yani. Aile, baba ne demek? Limanda, fırtınada gemiler limana girer. Dalgalı denizde gemileri sabit tutan nedir? Sahile bağlayan, bağlan diye? İskele babası. Babası. Baba. Kadın evde babadır, baba. Direkt nedir o? Sadakat ve emniyet. Güvenilir. Anneden başka kim ne şey yapacak? Bir sadakattır. Bana ne diyor kadın? Lan seni zaten mahvetti ya, kocandan hiç fayda yok. Hem senin kazandığın maaşla aile geçindiriyorsun, o zalimi de geçindiriyorsun. Bir de senin hesabına, kartına bu kadar kredi çekmiş, sen daha niye duruyorsun? Ne diyor? Sen hiç anne oldun mu? Şu sadaka çocuğa bak, çocuğun sadakatine bak, çocuklarına. Çünkü nasıl bir şey? Kadının evdeki huzuru, vazifesi sadakat, emniyet. Peki bunu ne bozar? Açık saçıklık ise bu sadakatı kırar, kocası nazarında emniyeti kaybeder, ona vicdan azabı çektirir. Benim yanımda pespayesin, sokakta böyle çıkıyorsun. Niye? Bu sefer sıkıntı oluyor. Lemalar 201. İnsanın hususan Müslümanın tahsüngahı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Cennet, cennet. Mesela bak, insanın hususan Müslümanın tahsüngahı, hemen bir şey olduğu zaman sığınacağı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Şimdi burada pijama giyebilir misin? Giyemez. Oo, istediğin yapar mı? Yok, evde yaparsın bak la. Değil mi? Cennet ya. Ama öyle evler var ki gitmek istemiyor. Ya evde sorun var ya sende. Evde sadakat ve emniyet, kocada da muhabbet. Muhabbet yoksa orası cehennem ya, küçük bir cehennem olur. Allah muhafaza etsin. Oraya giden yanar ya. Şimdiki terbiye medeniye perdesi altındaki hayvancasına muvakkat bir refakattan sonra ebedi bir mufarakata maruz kalan o aile hayatı
esasıyla bozulur. Mimsiz medeniyette bozulacaksın. Tamam mı? O memur, maliyede memur, belediyede memur. Aşağı Hanım, evet Fatma Hanım, Ali Bey falan. Bir baktım belediyede yüzmeye gidiyorum. Tamam, yüzmeye. Büyükşehir'in. Baktım oradaki memur. Kapalı bir de ha. Ya arkadaşıymış, sanki kocası. O da memur yani. Yan yana oturmuşlar, bir şey seyrediyorlar. Telefonda video seyrediyorlar. Şöyle mi? Ve o koca kadın gidecek. İster istemez kocasıyla bu adamı kıyas edecek. Bu adam gidecek ailesine, karısına, bu kadınla kendi kayısını kıyas edecek. O zaman diyecek ki sen adam mısın? O da diyecek ki sen de artık koca mısın ya? Yani? Bak sonra arkadaş, o artık o duygular yok oldu ya. Gördüğüm için söylüyorum, kapalı ya. Kapalı ha. Beraber oturmuşlar işte, belediyede, havuza girmede ikisi de memur. Kadını ayrı, erkeğe ayrı şey yapıyor. Kadına bakmıyorlar zaten. Video seyrediyorlar ikisi. İkisi karı koca olamazlar çünkü memur yani. Ondan sonra o hassasiyet nerede? Bu ne verecek ki? Sirayet edecek de çocuğa. Yavaş, İnsiba var. Yavaş yavaş bunu şey yaptılar, bozdular abi. Yavaş yavaş. Size bir şey söyleyeyim mi? 96-98'de başörtü krizi olduğu zaman öyle fedakar kızlarımız vardı ki okulu bıraktılar veya devlete gittiler, başka devlete. Ne zaman bize yakın, bizden demiyorum, bize yakın hükümet geçti, bu mücahede, bu cihat ruhu öldü. Bizden olmayan hükümet varken mücahit idiler, bize yakın hükümet gelince mutahit oldular. Mücahitlikten mutahitliğe döndüler. Ne oldu biliyor musun? Belki İslam'sa Müslümanların sayısı belki çoğaldı bu hükümet ama cihat ruhu kısmen öldü yani. Biz Müslümanlar ancak kafamıza topuzla adam oluyoruz. Böyle ancak böyle şey olacak. Ha şimdi böyle oldu. Şimdi yeni tekrar Müslümanlar bilenecek. Kafasına birisi vurması lazım. Bak mücahit dediler. Hükümetle içeriye girdiler. Hükümet kurulduktan sonra mutahit oldular. Bıraktılar ya. O başörtü için savaş verenler bu hükümete başını çıkarttılar, açtılar. Ya. Biz kardeşim mücadele ile ancak yetişiyoruz. Mimsiz medeniyet. Medeniyetin Osmanlıca yazılırken, Latince'de de öyle de me. Medeniyet, mimsiz ne demek biliyor musun? Medeniyetin mesini kaldırırsanız deniyettir. Mimsiz medeniyet. Ali Bey'te saltanat yaramaz diyor. Hakikaten saltanat yaramıyor. Evet, yaramıyor. Müslümanlara saltanat çünkü yumuşuyor. Yumuşuyor tarihler artık. Başlıyor. Her şeyi bırakıyor. Kibir başlıyor. Enanet başlıyor. Ring meşte başlıyor. Fakbalığı başlıyor. Mücadeleyi bırakıyor. Meylül rahat var. Ya meylül rahat evet. Bu zamanda aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadetinin ve kadınlarda ulvi seciyelerin inkişafının sebebi yalnız daire-i şehriyattaki adab İslamiyet de olabilir. Lemalar 202. Bazılar bu dersi belki dinleyecek, diyecek ki ne anlatıyor? Sana anlatmıyorum kardeşim, kapat. Sen dinleme. Sen bozulmaya devam et. Biz iyi niyetli olup da yol bulamayanlara konuşuyoruz. Sana demiyor. İtiraz eden kardeşim. Sen itiraz edesin. Dinleme. Sonra bahsetmiyoruz. Açma. Meşgul olma. Dersimize de gelme. Sen devam et. Sen aradın hayat, sen bulursun. Biz iyi niyetli olup da yol acaba doğru nedir? Her kafadan bir ses çıkıyor. Dediğin zaman biz de aklemalardan şundan buna. Ustad Bediüzzaman Hazretleri neler diyor? Çünkü bazıları ya ne diyor ya bu hangi zamandayız? Hangi zamandayız kardeş? Neyin zamanı? Her zamandayız. Her zamandayız. Ustad diyor ki ruhsatlarla okşanmaz. Azimetlerle şiddet ikaz eder. Çöktü ya, aile bitti ya o. Çocuğa bak ya çocuğun. Laf geçiremiyorsun ya. 6-7 yaşındaki çocuğa kızım oradan bir söver. Hayır baba. Kızım odandan çık o. Ne var şu telefonla gel bir şey var. Anne of. Of anne.
Tamam ama ne hep ben mi? Lan hiç bu sabahtan akşama sana bir şey demedik hiç. Hep nasıl oldu sen ya? Bir defa söyle. Nasıl bu türedi bu ya? Senden dolayı türedi. Ben ne görürse o da öyle. Sigara ağzında. Oğlum sigaraya biz başladık, sen başlama. Yani kötü bir şeydir. Tamam mı? Böyle bir terbiye mi olur? Oğlum fazla telefonla oynadın kızım. Tamam mı? Ben babayım, ben anneyim ha. Tamam, kapat da kapat. Kendi söyleyeyim. Bu nasıl geldi? Ha, sen bu ders tabii ki sana ağır gelir. Şımarmış bir nefis var. Firavunane bir nefsimiz var. Ağır geliyor. Duymak istemiyoruz çünkü vicdanla rahatsız oluyoruz. Lemalar 202'den okuyacağım yine. Aile hayatının ve dünyevi ve uhrevi saadeti adab İslamiyet'te olabilir. Evde edep olacak. Evde mesela edep, İslami hak hukukları olacak. Mesela diyelim ki büyük çocuğun yanında annesi küçük çocuğunu emzirmemesi lazım. Hafızanızda kalıyor. Kalmış mesela. Annemiz kalmış mesela. Elhamdülillah bizimkiler biliyorduk. Hafızamda benim öyle yok. Yani bak edeb-i İslamiye dediği için söylüyorum. Yani edep yahu. Edep. Oğlumdur dayı dese edeptir. Hafızasında bırakma. Edep. Ya benim kızımdır. Babalar kızımdır diye edep yahu. Edeple ol evde. Öyle giyin. Edep. Edep. Babasın, kızının yanında edepli ol. Oğlunun yanında edepli ol. Annesin, edepli ol. Edebi bırakma. Evet, haram değil ama haram yeri de var tabii. Göbekleri kapı arası ama yani o hafızasında kalıyor, unutmuyor. Ve çizik olmuş. Yapma. Niçin söyledim? Adab İslamiyet dediği için. O kelimeyi açayım. Lemalar 203. Mübarek Taife-i Nisa'ya Daire-i Telbi-i İslami içinde mesut bir aile hayatını geçirmeye mahsus bir nevi mübarek mahluktururlar. Şualar 226. Eğer iman ahiret o hanenin zaman da geçti. Aslında daha üçte bir okudum. Herhalde bu son olsun. Bu da çok güzel bir cümle. Hep kullandım yukarıdan beri ama şualar 226'da geçiyor. Eğer diyor bak, iman ahiret, ahirete iman, haşre iman, haşir meydanında hesaba inanmak, insana ne kadar hakim olursa, iman ahiret o hanenin saadetine hükmetmezse, yani aile hayatında ahiret inancı hükmetmezse ne olur? O aile efradı, her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. Endişeler, azaplar, birbirinin hakkını bilme, saygı yok. Ona laf kesişir, kapak oldu diyor. Az babasına bir laf yetiştiriyor kız. Kapak, hı, kapak diyor. Kapak diyor, duydum kapak neyse. Yeni duyuyor. Bazı yerlere gelince duyuyorum yani. Argo, kapak diyor. Yani kapak olsun sana falan. Ha, yani kalsın. İlk defa duydum. Ne anlamalı geldiğini tam da bilmiyorum. Kusura bakma. Şey, babayı söylemez. Yani. Babaya söylüyor. Çocuk ne diyor? Annesi ne diyor? Birbirlerine kapak. Yani acayip bu ya. Ya Rabbel alemin. Ahirete iman bil ahiret. Ahirete iman insanda aile hayatını hükmetmese bu olur. Mesela cemiyete ahirete İman hükmetmese ne olur diyor. Onu almadım ama buradan okuyayım. Bak, eğer aile hayatına hükmetmese ahiret inancı, şefkat, muhabbet, alakadarlık kalkar, endişeler ve azaplara dönüşür. Şimdi cemiyete, ahirete inanç azalırsa ne olur? Onu bulursam okuyayım size. Bak. 8. mesele. Çok acayip. Cümle cümle okuyacağım. Ondan sonra keseceğim sevgili arkadaşlar. Uzatmayacağım. 1. 227'den okuyorum şu alar. Almadım. Buradan al. Eğer imani bil ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, yani cemiyet hayatında ahiret inancı zayıf olursa, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet,
fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi yerine ne olur? Ahiretinden zayıf olursa garaz, menfaat, sahtekarlık, hotkamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak altında haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistik ve vahşet manaları hükmeder. Vahşet. Vahşet, vahşet. Ne olur anarşist. Anarşist ne demek biliyor musun? Yecüc'te mecun. Hiçbir kular tanımaz. Ölçü mölçü yok. Hattı, hududur, annedir, bacıdır, devlettir, vatandır. Yani kafirlerdir, biz Müslümanız. Öyle bir şey yok. Anarşist yani. Anarşistlik başka vahşet manaları hükmeder. Ne olur cemiyet? O hayatı şehriye zehirlenir. Cemiyet zehirlenir. Ne olur peki netice? Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Şuraya bak. Nasıl bir şey yaptın ya Rabbi? Şaka bir yer. Eğer imanı bil ahiret olmazsa, peki imanı bil ahiret olursa ne olur? Güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza-i ilahi, sevab-ı uhrevi olur. Eğer imanı bil ahiret kalkarsa bunun yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, kotkamlık, tasannu, riya, rüşvet ve aldatma halleri meydan alır. Ve cemiyet yok olur. Peki, bakayım 45 dakikayı geçtiyse hemen kesiyorum. Geçti, kusura bakmayın. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.